Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizleri Amerika'nın en büyük balık haline getirdim. Sabah saat 4 çeyrek efendim. Biraz erken uyandım. Sabahleyin erkenden geldim. Çünkü burası hafta içi her gün 2'de açılıyor ve 7'de kapanıyor. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz Fulton Fish Market diye geçiyor. Ve dediğim gibi Amerika'nın en büyük balık hali. Buraya tüm dünyadan, Türkiye'ye dahil olmak üzere tüm dünyadan her gün balık geliyor. Taze balık geliyor. Aklınıza gelebilecek bütün ülkelerden. Tabii yoğunluk olan ülkelerde vardır denizine, balığına göre ama içeriye girelim efendim. Amerika'nın en büyük balık hali nasılmış bir bakalım. Sözü fazla uzatmıyorum. Videomuz başlasın. Buyursunlar efendim. Arkamda görmüş olduğunuz gibi çok ciddi bir yoğunluk var. Birazdan burayı boydan boya gezeceğiz. Burası bir kooperatif aslına bakarsanız ve dünyanın ikinci en büyük balık hali, Amerika'nın da en büyük balık hali. Kooperatif dedim, biliyorsunuz zaten sistemi. Farklı farklı şirketlerden oluşuyor. Birazdan gezerken göreceksiniz. Atıyorum işte İlkay Balıkçılık, Ali Balıkçılık, Veli Balıkçılık gibi farklı farklı böyle şirketlerden oluşuyor. Bu orta alan, forkliftlerin olduğu alan. Görüyorsunuz böyle sürekli bir forklift trafiği var. Yani burayı böyle bir sokak gibi düşünebilirsiniz. Kenarlar kaldırım, orta taraf bildiğiniz forkliftlerin geçtiği, arabaların geçtiği yer gibi. O yüzden biraz tehlikeli. Kenarlarda kalacağız. Balıklara falan kenarlardan bakacağız biraz. Ama çok keyifli bir yer gerçekten. Ve yani ben böyle halleri falan çok severim. Sebze hali, meyve hali, balık hali, et hali falan gibi yerleri çok severim. O yüzden böyle güzel bir yere düştük hakikaten de. Burası tam 500 metre uzunluğunda, yarım kilometre uzunluğunda oldukça büyük. Ve 7 kıtadan buraya her gün balık geliyor. Her gün. Yani bu Asya'dan, Avrupa'dan, Güney Amerika'dan, Orta Doğu'dan, her yerden, Türkiye'de bunların içinde var söylediğim gibi baştan. Ve bu balıklar çok hızlı bir şekilde satılıyor. Niye? Çünkü restoranlar, toptan alanlar hepsi buraya geliyorlar. Tıkır 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 burada alışverişlerini yapıyorlar sabah erkenden. Ve gidiyorlar, satışa başlıyorlar. Efendim şimdi bu arkadaş bu arada geçen yazı Kuşadası'nda geçirmiş. Biraz sohbet ettik. Şimdi bizi balıkların kesildiği yere götürecek, bir onlara bakalım. Evet. Burada ummalı bir çalışma var. Balıklar buraya geliyor ve burada kesiliyor. Evet, hazırlanmış balıklar. Şimdi bunlar parçalanmış. Türkiye'den gelen levrekler. Mis gibi de levrek. Evet, bunlar da aynı şekilde gördüğünüz gibi bunların hepsi Türkiye'den geliyor. Şurada da güzel bir dil balığı var. Mis. Burada da kesimler oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi efendim. Orada somonlar var. Efendim şu güzellik hala canlı, görüyorsunuz. Kanada'dan geliyormuş efendim. Gayet de güzel ıstakoz. Ay yavrum bey, bundan var ya ne et çıkar ne et çıkar. Seni yiyecek, biliyor muydun? Götüreceğiz seni. Burada da küçükler var gördüğünüz üzere. Ufak tefek bunlar. Minnoş minnoş ama yani canlı, hepsi canlı. Efendim şimdi birazdan burada yellowfin tuna, yani bildiğiniz büyük bir ton balığını kesecekler. Efendim bir bluefin tuna var. Yani kuyruk olarak bir mavi kuyruk ya da yüzgeç diye geçiyor. Bir de sarı olan var. Mavi olan çok pahalı. Yani hakikaten çok pahalı. Sarı olan yine pahalı ama biraz daha az pahalı diyelim. Şimdi güzel bir kesime denk geldik. Vay vay vay, şuraya bakar mısın ya? Hakikaten mükemmel ya. Çıktı ya, çıktı, ortaya çıktı, güzellik çıktı. Efendim 60 pound yani 30 kilos right? Almost. Ya 30 kilos. 30 kiloluk bir balık. Bu balığın tümü kafayla beraber satılıyor. Ama isterseniz eğer ben bunu işleyemem, yapamam diyorsanız burada kesiliyor da şu dilimi çıkartmak kolay bir iş değil gerçekten. Zor bir iş. Ama harika çıktı ya. Hakikaten güzel çıktı. Şimdi bunun renkleri var. O renklere göre fiyat da değişiyor. Fiyat yükseliyor da düşüyor da. Ama ortalama böyle 30 kiloluk kafasıyla beraber bir balığın fiyatı nereden baksanız 500-600 dolar civarında. Önce size kısa küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Döviz kazanmak artık gerçekten hepimizin ilk hedefi. Bunu çok net biliyorum. Özellikle e-ticaret yapanlar ya da yapmak isteyenler için güzel bir fırsat sunacağım. Ve 50 dolar değerine de bir kod vereceğim. Dikkatle dinleyin lütfen.
Çünkü olayımız artık ülkecek tamamen döviz kazanmak, döviz elde etmek. Eğer e-ticaret yapıyorsanız, e-ticaret yapmayı düşünüyorsanız, Amazon'da satıcıysanız ya da Amazon'da satıcı olmayı düşünüyorsanız, arbitraj yapmayı düşünüyorsanız, Türkiye'nin ilk e-ticaret otomasyonunun kurucusundan size harika bir kurs açıklayacağım birazdan. Amazon FBA, FBM ve retail arbitrajla ilgili Türkiye'nin en detaylı kursu efendim bu. Ferit Taşdilgilen'in tam 7 yıllık Amazon satıcılığı tecrübesinden faydalanacaksınız ve eğitimlerinizi birebir alacaksınız. Aynı zamanda kursun sonunda Türkiye'nin yine en detaylı Amazon otomasyon yazılımını da elde etmiş olacaksınız. Bu da çok büyük bir fırsat çünkü sınırlı sayıda kişinin kullanımına açık olacak. Bu fırsattan faydalanmak istiyorsanız eğer linki video açıklamasına bırakıyorum. Oradan tüm detayları alabilirsiniz. İlk ay 50 kodunu kullanarak 50 dolarlık da bir indirim alabilirsiniz. Başta dediğim gibi artık hepimiz e-ticaretten beklentimiz artık döviz. Amazon'da FBA olur, FBM olur, retail arbitraj olur. Tüm bunlarla ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız, uzmanlaşmak istiyorsanız ve birebir eğitim almak istiyorsanız bu kurs tam size göre. Videoya açıklamasına linki bırakıyorum. Oradan tıklayarak detaylı bilgileri alabilirsiniz. Kursu da alabilirsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi unutmayın 50 dolarlık fırsatı kaçırmayın. İlk ay 50 kodunu mutlaka kullanın. Efendim burada da yine kesilmiş balıklar var. Aynı şekilde dilimlenmiş bunlar da gördüğünüz üzere. Şimdi mesela demin çok güzel bir kesime denk geldik. O şirket SeaTide diye bir şirket. Aslına bakarsanız şeflere ve de restoranlara daha çok çalışıyormuş. Çünkü balığı kesip veriyor. Dilimliyor, kesiyor ya da porsiyon olarak da hazırlıyorlarmış. Özel kesim yapıyorlarmış. Ulan öyle bir bakıyorlar ki az önce ölmüş gibi. Abi oradan alıyor kancayla atıyor. Vallahi bir şeyler yapıyor. Kafalarını kesiyor. Bayağı bir orada tartıyorlar. Şurada tartı var. Gördüğünüz gibi oradan tartıyor alıyor. Bunu çözemedim ya. Bu ne de? What is this one sir? Monkfish. What is it? Monkfish. Monkfish. Okay. Abi monkfishmiş bu da. Gerçekten de enteresan. Bak şimdi attı mesela. Ne kadar geldi? 7,5 pound geldi o. Bir tane daha taktı kancayı abi. Hepsi de yerlerde sürünüyor böyle. Değişik değişik işler yani. Onu da attı. Bir tane daha taktı şöyle kancaya. Ey yavrum ey. Alıyor. Atıyor. Hop. Getir abi üstüme doğru şöyle. Efendim bu balık straight bass diye geçiyormuş. Ve Long Island'dan yani buradan. Lokalden geliyor. Büyük de bir balık gerçekten, güzel de bir balık. Bu mesela grouper dediği balık şu. O da North Carolina'dan geliyormuş. Kuzey Carolina'dan geliyor. Yanında yine aynı o straight bass dediği balık. Efendim bu da St. Peter dedikleri aslında bizdeki dülger balığı. Ya bu arada hiç bitmeyen bir forklift trafiği var. Her yerden de çıkıyorlar abi. Böyle zıt 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 sağdan soldan ortadan bayağı bir yoğun. Kılıç balığından geriye kalanlar bakar mısın abi? Elim bu kadar. Gövdesinin yarısı bu kadar. Hakikaten de büyük balık. Ciddi ciddi büyük balık. Ve maalesef masaya yatırmışlar, parçalamışlar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani kılıç balığı şiş de eşsiz bir lezzettir ya. Gerçekten ya. Şuradan bana bir şiş çıkartın 10 porsiyon Allah aşkına ya. Şu güzelliğe bakar mısın abi? Tertemiz. Burada da abimiz gördüğünüz gibi makasla yüzgeçleri kesti. Ondan sonra oradan devam ediyor. Kovanın içine atıyor. Sonra da pullarını ekliyorlar. Bunlar da yine şeye veriyorlar. Restoranlara veriyorlar büyük ihtimalle. Çünkü dediğim gibi herkes böyle işlemiyor. Bunlar işleyenler. Mesela bu ton balığının rengi biraz daha açık. Yani bu fiyata etki ediyor. Çünkü biliyorsunuz yani ton balığındaki o renk oranı ve de daha doğrusu temizliği, düzgünlüğü fiyatını belirliyor. Ya Amerika'da bizim yediğimiz gibi midyeler yok aslına bakarsanız. Biraz daha böyle istiridye tarzı olanlar var. Biraz daha farklı olanlar var. Ama bizdeki midye ile benzer mi derseniz hiç benzemiyor abi. Çünkü bizde bambaşka bir tarz var. Burada bambaşka bir tarz var. Şöyle göstereyim mesela. Böyle bu abi. Bu temizleniyor. Ondan sonra içini olduğu gibi yiyorsunuz. İsteyen limon, isteyen başka şeyler de katabilir ama temizlenip bunları servis ediyorlar genellikle. Efendim bu mesela Boston'dan geliyormuş. Village Bay'den. Boston'dan gelmiş. Şu mesela nereden gelmiş? Bu da Cincinnati'den gelmiş. Ram Island'dan gelmiş. Ya işte farklı farklı her yerden bu tür şeyler de geliyor. Burası istiridye bölümü diyelim.
Bu bizim barbuna biraz benziyor ki bu büyük yani bayağı bir ama tip olarak öyle kırmızılığı falan. Red Snapper diye geçiyor ve Florida'dan geliyor. Bu da yine aynı şekilde, bu da Length Snapper diye geçiyormuş. Bu da yine Florida'dan geliyor, diğerinin bir küçüğü. Canlı canlı pazarlık var abi. 40 dolar diyor, at abi bir tane daha. Abime güzellik olsun, iki tane daha atayım. Ne yaptı? 16 pound yaptı, ben buradan okuyorum hepsini. Abi 40 dolar iyidir ya. What is this fish? Black sea bass. Black sea, Black sea bass. Yeah. Coming from? The ocean. The ocean. I like that. God sent them. Yeah, yeah. This came from Long Island. Long Island? Yeah, New York. Oh, okay. Efendim, you bu want, I got it here for you for my 16 day, pound oh, tarttığı Black Sea Bass diye geçiyor. Yani aslına bakarsanız levrek, kara levrek. At bir tane daha. Aa, sen de dayı arkayı dönünce atıyorsun he. 18 pound. How much is the 18 pound by the way? 18 pounds is gonna be, it's very cheap right now. Çok ucuz bu şu anda. Hesaplayalım. Orada herhalde 63 10 tane falan var. 63 dolar dedi. Dayı da dedi ki şunu dedi 50 dolar yapalım dedi. İki tane de attı. Bakayım 2, 4, 6, 7, 8 tane var. 51 dolara anlaştılar. İki tane de geri attı ama 10 tane vardı. İki tane de geri attı. Hadi bakalım canlı canlı. Kartla da ödeyebiliyorsunuz tabii ama genellikle her şey nakit dönüyor. Hadi hayırlı olsun. Ya bu çok enteresan bir şey gerçekten. Aslına bakarsanız bu da midye. Yani midye tarzı. Bakar mısın abi? Nefes alıyor. Yani şuraya bakarsanız eğer canlı. Böyle bir hepsi öyle. Razor deniyormuş buna. Yani jilet diye geçiyor. Çok enteresan gerçekten. Ben daha önce görmemiştim. Hiç denk gelmedim. Ama yani ilk defa görüyorum. Gerçekten garip. Çünkü yani midye formunda değil. Biraz daha böyle farklı, o yüzden buna razor deniyoruz. Bizim tarzımıza en yakın midye bu işte. Bunlar yani bizim tarzımıza en yakın olanlar. Bir de onların böyle küçükleri var, ufak olanlar. Onlar da böyle torbayla satıyorlar. Hakikaten güzel. Bunlar da shrimp efendim. Yani karides, küçüğü büyüğü var. Böyle bunlar da tombiş tombiş satılıyor. Çok güzelmiş ama gerçekten. Ya maşallah hareket hiç bitmiyor ya. Sabahın kaçı oldu bakayım? Saat 6'ya 10 var ve yani hiç bitmiyor hareket. Bir saat sonra burası kapanacak bu arada. Efendim burada yine tartıda siyah levrek var, kara levrek. Şurada da halibut var. Ya bu halibut çok enteresan bir balık. Burada çok tutuluyor. Tutuluyor derken hem tutuluyor hem de seviliyor. Ama inanın böyle biftek gibi bir şey. Yani bu böyle şey bir balık değil. İşte pişireyim çok güzel olur falan filan diyeceğiniz bir balık değil. Bunu mutlaka böyle güzel pişirip iyi bir sosla yemeniz gerekiyor. Özel bir sürü sosu var çeşitleri. Onunla ancak güzel oluyor. Ya şimdi bizim görmeye alışkın olmadığımız balıklar da var. Mesela buna skate deniyormuş. Ya kaykay bildiğin. Çok enteresan bir tipi var balığın hakikaten. Long Island'dan yine geliyor. Çoğu balık Long Island'dan geliyor. Ya şöyle bir uluslararası bir şey de bulamadık. Gerçi ilk baktığımız levrekler Türkiye'den geliyordu. Farklı farklı yerlerden tabii ki var ama bu da yine Long Island'dan, değişik tipi olduğu için bunu bir çekeyim dedim. Hakikaten değişik bir balık yani. Kaykay dedikleri kadar var tipi. Kaykay gibi gerçekten. Yani enine bir balık yani. Değişik. Efendim bu balık Red Grouper diye geçiyor ve Meksika'dan geliyormuş. Şöyle göstereyim. Hemen yanında da Codfish var. C-O-D diye yazıyor. Codfish diyorlar. Tabii biz öyle demiyoruz ya. Codfish diyor. Bu da Massachusetts'ten geliyormuş. Tilefish'miş efendim. Yani fayans aslına bakarsanız bildiriz bizdeki. Florida'dan geliyormuş bu da. Efendim bu deminki gördüğünüz tilefish'in yani fayans balığının iğrenç çeviri. Chicken translate oluyor böyle de. Florida'dan gelen tilefish'in gold tilefish olanıymış. 6.75 1 pound'u diyor. Ya 1 pound 450 gram yarım kilo diyelim. Bu da 20 pound'luk bir balık. Şu küçük olan da 12-13 pound gelir diyor. Bunun tadı daha güzel oluyor diyor. Çünkü bu gold olanı diyor. Arkadaş her şeyini Apple alıyorsun, gold'u var. İşte ne bileyim her şeyin bir gold'u var ya. Balığın da gold'u mu olur lan yani? Farklı farklı böyle. Efendim bu monkfish diye geçiyor ama sadece kafası gördüğünüz gibi. Gövdesi ve de işte arka tarafı olduğu gibi farklı satılıyor. Bu kutuyu 70 dolara satıyorlarmış. Ne için kullanılıyor derseniz ağırlıklı olarak çorbalar için kullanılıyor. Şimdi tabii balık hali denince belki İstanbul'daki balık hali ya da hangi ilde yaşıyorsanız oradaki balık hali gelecektir aklınıza ama burada durum biraz daha farklı çünkü gördüğünüz gibi burada çok ciddi bir hareket var. Kolilerle gidiyor, geliyor.
Ondan sonra insanlar tek tek geri bağlananlar çok az. Yani öyle çok fazla değil. Ama burada çok ciddi bir hareket var. 2'de açılıyor, 7'de kapanıyor demiştim ya. Yani az kaldı. 1 saat sonra, 50 dakika sonra falan kapanacak burası. Ben de maşallah geceden geldim. Sabaha ettim yani. Buradan direkt kahvaltıya eve artık. Efendim umarım videoyu beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Bugün size Amerika'nın en büyük, dünyanın da ikinci en büyük balık halini göstereyim istedim. En kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.